O bir rekortmen. Üstelik tam 71 yaşında. Bravo. 7 Eylül günü herkes nefeslerini tuttu. Bu delikanlıyı şaşkın gözlerle izledi. Hayretin sönmez tam 250 kiloluk ağırlığı işte böyle kaldırdı. Bravo. Üstelik 71'lik delikanlı hızını alamadı. 250 kiloluk ağırlığı tam 8 kez üst üste kaldırdı. Bir seferde 5 tekrar yaparak 250 kiloyu kaldırmayı planladım. Ancak 8 defa kaldırarak o da bir sürpriz oldu benim için. O da misafirlerin motivasyonuyla oldu inşallah. Böyle oldu ve halterin çok güzel tarafları var. Halter herkes sanır ki kemik erimesi yapar, kemikleri kırar olur. Tam tersi. Kemikleri güçlendirmek için birebir en güzel spor halterdir. Ve ben burada tüm şu insanların gözünün önünde samimiyetle söylüyorum. En ufak bir ağrı sizi yok omuzlarımda. Bu kadar ağırlığı kaldırdım ve yok. Onu izleyen herkes vay canına dedi. ...71'lik delikanlı bu başarısıyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yani bu farkındalığı Hayrettin Hocam verdi. Tebrik ediyorum hocam. Önce bunun için seni tebrik ediyorum. Bir de Dünya Rekorlar Derneği olarak, as başkan olarak ben de size... ...rekorunuzu 250 kiloyu 71 yaşında ve free beat shoulder press'te kaldırdığın için... 8 sefer yaptığın için. 5 dedin ama 8'e çıkarttın. Bunun için de ayrıca bir tebrik ediyorum ve güçlü bir alkış rica ediyorum. Onun sevdası spor. Özellikle ben bu sporu sadece halteri değil, koşu olsun, halter olsun, bilek güreşi olsun, atletizmde gülle atma, çekiş atma, disk atma alanında olsun. Hepsini bir farkındalık yaratmak için. O da tüm insanları spora teşvik için bunu yapıyorum. Özellikle yeni yetişen gençlerimizi. Nedenine gelince tüm madde bağımlılarını, aile sorunları olanları, stres yüklü olanları, her türlü hastalıklarını kurtulmak isteyenlerin en güzel ilacı, sihir ilacı spor. Hepimize örnektir, herkese örnektir. Hayrettin Sönmez 71 yaşında 250 kilogramı tam 8 defa arka arkaya kaldırabilmiş. Gerçekten büyük başarı. Mehmet niye öyle bakıyorsun? Senin yaşın kaç? Gel gel hemen, 27 yaşındaymış bak. 27 yaşında Mehmet bizim kameramanlarımızdan. Daydı ablacığım dedi, 12 dedi ya, ben kaldırırım dedi. Daha 25 yaşındayım dedi. Dur bakayım, bir gazla geliyor şimdi buraya. Mehmet hoş geldin. Ya sen inanabiliyor musun gerçekten? Gel gel bu tarafa gel. Ha? Sen uğraşıyor musun sporla? Uğraşıyorsun gibi. Uğraşıyordum eskiden. Eskiden. Ne kadar eskiden? Daha dur daha. 25 yaşındasın. Kaç kilo kaldırabilirsin? Denemek lazım şu an. Nasıl? Şansı yapar, var mı? Yapar. 150 kilo kaldırır. 150 kilo mu? Kaldırır. Ya hadi deneyelim. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuk kameradan kalktı geldi. Isınması falan gerekiyor mu? Isınması lazım. Yanlış. Yani o zaman şu az bir şey. Kupar, kas kupar. Ay Allah korusun. Bu fazla bir şey değil, bunu kaldırır. Hadi gel madem. Bunu kaldırır. Daha bu hafif, size, bu size de gelecek. Öyle ciddi mi? Hafif ya. Yani bu. Bir sorun değil. Bunu herkes kaldırabilir. Bu kaç kilo şimdi? Burada 100 kilo var ama. Maşallah, bir alkış rica ediyorum ya Mehmet'ime de. Burada sıkıntı yok. Aman aman. Buradan sonra başlayacak sıkıntı. Bu titreme ondan. Yok yok. Annen seyrediyor mu bizi? Titreme başladı. Allah, bakın oğlum çıktı. Burada titreme başladı, gördün mü? Ay evet, titreme niye başlıyor, titriyor? İşte kilo biraz ağır geliyor. Mehmet şimdi, yoruldun mu, yapma annem. İşte onun için hafif kiloyla başlaması lazım. Konu orada, kasların ısınması lazım. 25 yaşında Mehmet 100 kilo. Kaç kilo kaldırdı? 100 kilo kaldırdı maşallah. Kilo. Bir ama her genç bunu yapamaz yani. Şimdi en gencini alıyoruz. Mustafa gel buraya gel. Gel buraya gel. Mustafa buraya gel. Ona ek yaptırmak için. Gel buraya. Şimdi bundan sonraki gel, ağırlıkta da yaptıralım.
birer tane daha takacağız ya. Öyle o zaman mi? Davet edin. Tabii. Dur, Mehmet gitme. Şimdi ben de otur bakayım annem. Ben, otur. Mehmet, otur. Mehmet kalırsın. Otur, ben otur. Kaldıramam. Otur. Bir 20 kilo ile başlayalım Mustafa'ya. Tamam, peki. Hadi bakalım. Abi ben biz takviye yaparız. Biz takviye yaparız. Yani, biz takviye yaparız. Kaldır bakayım, kaldır bakayım. Biz takviye yaparız. Hadi. Olmuyor. Ya denesene. Deniyorum hadi. Denemiyorsun. Tamam bak al. Mustafa dene. Yok kalkmıyor. Ya denesene, daha buradan bir hareket hadi, görmedim. Tamam ben yapıyorum. Tabii. Kaldıramıyor musun harbiden ya? Olmuyor. Hadi. Nasıl olmuyor ya? Hadi. Bak al. Mustafa aşk olsun ya. Ya bir denesene adam gibi. Heh. Hop tamam. İki. İki. Üç. Dört. Bir de bırakın beş. Bakalım ne olacak. Tamam. Bir de altıyı yap. Bir de altıyı yap. Liflere sıkıntı girer. Liflere sıkıntı olur. Ha aman tamam olmasın. Hadi ya, aman. Isınmadan bu hareketleri yapmak olmaz. Tehlikeli. Bakın ha. Hocam ne doğru söylüyor. Liflere sıkıntı olur. Ben bile en hafifinden başlıyorum. Yırtarız Allah. Ha, en hafifinden başlıyorum. Aman. Yani birdenbire öyle yükselir. Hocam siz kaldırabilir misiniz? Ben de kaldırayım ama birdenbire olmaz. Yükselmek iyi bir şey değil. Tamam 20 ile başlayalım. Allah korusun yırtarız diye yapalım ya. Allah korusun canım. Mehmet'le. Peki gel bakayım. Gel. Bu niye ki bunu 100 defa yaparım bunu. Yapar mı? Ben bunu 120 defa yaparım. Kilo indi zaten şimdi. Şimdi ben ekmeği 100. Ay sen ne kadar kolay kaldırıyorsun ya? Şu anda indi. Hafif mi? Evet. Sen hafif, çalışıyorsun o zaman hafif. Spor salonunda. Yani, bu çok hafif yani bu. Onu yapar. Kalk bakayım Mehmet. Tut bakayım şunu. Siz de yaparsınız bunu. Nasıl hafif ya? Ama liflerinizde bir şey olmasın. Dur abi dur. Ya, zorlamayın kendini. Aa. Liflerinizde sıkıntı olur. Şunları alır mısınız? Zayda, ben 20 kiloyla başlayayım. Şu alttan deneyeceksin. Bir kenara böyle ettir. Dur. Allah'ım tamam. Sana bak, geliyorum. Süper işe. Olay ama bitti. Bir de genel gör. Bak tuttular da öyle yapabildim. Ya süper. Burada olay biz değiliz. Olay ne? Olay 71. Bu arada ben yapıyorum ha bu arada. Kaç kilo yapıyorum? 20 mi? Sorun değil. 20 yapıyorsunuz. Tamam. Olsun süper, 20 süper, olsun. Süper. Size niye dede deyince kızıyorsunuz? Bravo, bravo. Şimdi. Allah. Ah, Allah'ım. Gerçekten kaç kiloydu bu? 100 kilo. Söyle abi söyle. Kaç? 20 kilo. Tamam 20 olsun, Allah bereket versin. Bence. 20 olsun, benim olsun. Mehmet süper, otur. Tebrik ederim. Şimdi takalım şimdi. Mehmet otur otur. Ha. Onu da takalım. Sen şimdi takalım, peki kaç kiloya kadar kaldırabilirsin? Ama yani, 20. Bir tane daha takalım. 60 mı? Az önce 100 tabii, kaldırdın zaten. Yok 3. Şimdi bunu da kaldırır. Koy. Bu üçüncüyü kaç? Koy. 60. 120. Tamam hadi bakalım. Yavaş. Yavaş Mehmet, bak annen bizi izliyor, yavaş. 120. Bakın çene kollar titriyor bakın. Ama çok zorlamayalım. Bakın, ama çok zorlama Mehmet, tamam. Bakın, bakın. Tamam. Sıkıntı. Ha? Kaslar titriyor. Aynen. Kaslar İyi misin? Hayır diyor, yapma evet, diyor. Yapma diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence soğuk nasıl? Yani. Yapar da biraz ısınması lazım. Artır abi. Biraz artır. Isınması lazım. Mustafa var ya ek diye diye sen yapamadın. Niye bu çocuğa bu kadar taktın? Ha? Daha devam edebilir misin? Ederim. Allah'ım. Ya ne derim? Dene bakalım. Biraz sonra yaptıracağız tamam. Peki dene bakalım. Tamam tak bir tane daha. Tak. Tak bir tane daha. Yok yok. Ya şimdi biri 25 20. yaşında biri 20. 71 yaşında. Bak, düşün yani. Hayır şimdi tak 20. Şimdi yapıyoruz. Nasıl çalışıyor? Ha tabii şey... Antrenmanlıyız. Antrenmanlıyım. Doğru. Bir de kası ısıtmak önemli. Yapmayın doğru. Etmeyin. Yapma. Bir şey yapmıyoruz. Tamam. Tabii. Olsun doğru. O da bir şey. Kas ısınmadan sıkıntı olur. Yırtarız. Şimdi arkadaşımız antrenmansız artı ısınmadan çalışıyor. Ve burada da pes etti. Niye pes etti? Çünkü adeleri kasların ısınması ama lazım. Ama kaç kiloda pes etti? 180. Pes etti. Yani. Ama şimdi bir defa kaldırması kaslar yırtılır, kaslar kopar. Bu kaslar akıllı. Tabii, tabii. Soğuk ama olmaz. Ama şu amcam diyorum da şimdi Hayrettin ne diyeyim? Hayrettin abi mi diyeyim? Evet, abi lütfen. Peki. Hayrettin abi. Şimdi bak 25 yaşında bir delikanlı. Bir evet. de 71 yaşında bir delikanlı. Ama ben sadece burada değil. Spor salonlarında da gençler farklı. Onlar o kadar çalışıyor. Kimisi body yapıyor. Kimisi işte fitness yapıyor. Ben Iron Man anlamında çalışıyorum. Demir adam. Strongman anlamında çalışıyorum. Şimdi bu sporda çok çeşitli branşlar var. Atıyorum. Peki, yaz şey sporları, kış sporları. Bir şey söyleyeceğim. Siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Tabii beslenme durumu da çok önemli. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Ben örneğin kesinlikle kırmızı et de yemiyorum. Hani sağlık yönden. Ha. Şey, hocamız da takdir eder. Yaş grubuna göre. Artı böbrek ve karaciğere kontrast şeyler, sıkıntılı olan yiyecekler var. Onlar da özellikle potasyum, fosfor ve tuz, sodyum yiyeceklere dikkat ediyorum. Tuzlu yemiyorsunuz sabahları yani? Yemiyorum. Sabahları kesinlikle yulaf ezmesi yapıyorum ama içine çiğ tohumu, işte çörek otu yağı, ceviz, fındık, badem bunları koyuyorum. Yumurta beyazı koyuyorum. Ney?
şimdi tabii bal koyuyorum, elma rendeliyorum, zaten buz rendeliyorum. Buna benzer bir bomba gibi oluyor tabi caizse. Estağfurullah. Bunlar ve kesinlikle gıdaya çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle yani sebze ağırlıklı besleniyor Bartı. Evet. Maşallah delikanlı. Bak benim 25'lik Mehmet'im. Ben kaç kiloda? 100. Almışken şey, bir cümle daha söyleyeyim mi? Değerli arkadaşlar, misafirler. Buyurun. Peki Mehmet'in denemesini istiyormuş arkadaşlar. Tamam. Onlar güveniyorlar ama kendini zorlama Mehmet. Yok. Olmuyor. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Ben... Mehmet'ime bir alkış. Bir alkış. İndirelim, artır artır indirelim. Ne kadar arttıracaksınız? 3 tane kalsın. 1-2 ısırılması lazım. Ha tamam. Tabii tabii, siz nasıl yapıyorsanız onu biz görelim. Şimdi... Evet. Ama sporla ilgili 2-3 cümle söylemek istiyorum uygun bir zamanda. Hem yapın ama biz de bu 140 mı? Şu anda ne yaptı? Kaslarına bolca oksijen yükledi sevgili kardeşlerim. Oo, 140. Isınıyor 140 kiloda. Isınmayı 140 kiloyla yapıyor, düşünsenize. Vallahi bravo. Bak şimdi. Ha. Ne yapacak? Ayaklarından destek oluyor. Nasıl şey, ayaklarından? Şimdi şuradan. Ha. Buraya diğer ağırlıkları takınca bastırıyor aşağı doğru. Ha, siz de hocam bilir, hocam bilir. Belle sıkıntı olmasın diye. Buradan bastıracak şimdi bacaktan. Ben mesela arabada şey var. Kemer var arabanın bagajında. Peki siz şimdi dönün ve yapın lütfen. Çünkü onu arabanın şey yapamıyoruz. Kemer var. Tamam, bir tane daha takalım. Şimdi kaç kiloya geldik? Bundan sonrası kemer alalım. Allah Allah. Bak kayıyor. Gidiyor. Işte, dur, duralım burada, ne yapalım? Ha, tabii. Çık çık, üstüne çık en güzeli. Ya bu çok ilginç ya. Sen de ha. Görebilecek miyiz? Evet. Hadi bismillah. Şu an kaç kiloda? 80. Of, 180 kilo. Kayıyor zemin. Biraz daha bu tarafa çekelim o zaman. Şey değil de. Vay be, 180 kiloyu en az 10 kere de böyle kaldırıyor. Yok, fazla kaldırırım. Fazla kaldırma, ısınayım ben. Siz asıl 250 kiloya hazırlık yapıyorsunuz. Normal anlamda devam etmiyorum, devam edebilirim. Siz bırakın beni nazar. Maşallah maşallah ya. Tuncay abi, iyi misin? Dizler nasıl? Evet, anne, takıl. Sağ olun, iyiyim. Takıl. Ben şimdi buraya takıldım. Şimdi abimin hani yulaf ezmesi bilmem ne falan dedi ya. Allah süper, bunlar nasıl? Şimdi, onlara takıldığım için. Demin bir arkadaşım vardı, bir yoklamak için. Artık. Arkadaşlar yoklamak için. Ya sadece kaldırmak değil, yoklamak için gelmek isteyen varsa lütfen buyursun. Sağ ol abi. Özellikle erkeklerden. Kimse almıyor vallahi. Kameramanı gördükten sonra. Bir Mehmet'im, özellikle. Bir Mehmet'im yaptı. Evet Mehmet Bey, bir dene lütfen. Yok, Mehmet geldi gitti zaten artık. Pardon. Ha? Şu anda kaç kilo var? Kaç? Yakından 120. Takip ediyor ablam bak. 220 kilo. 180. Her şey yakın. Sorun vardı, sorsana beyefendiye. 220. Kız sorsana. Oh. 220. Şuraya ne yapacağız? Bir şey soracak. Annem bir şey soracak, eğer hazır değilmiş tabii, yani şey değilseniz. Kendi soramıyor da ben sorayım senin yerine. Tabii. Bekar mı değil mi diye soruyor. Single. O ne demek ya? Yalnız. Bak ya. Bas bas. Yukarıya gel. Bununla bu sorunun ne alakası var? Bak, önünde dur, önünde dur. Önünde dur. Ayaklarını koy, önünde dur. Sen de istesen önünde dur. Adam, olmaz herhalde. Adam, ayağını koy. Öyle kaya. Direkt kapatıyorsunuz ama önünü. Sadece şunun üstüne çıkın. Peki. Maşallah. Bas. Bas. Maşallah. Bir alkış, alkış. Bravo ya. 220'de şu anda. 220 kiloda. Aman Allah'ım. Abim iyi misin? Onlukları takabilir. Ya biz burada yıllardır program yapıyoruz. Hani ne bileyim böyle 50'sinde gelip 80'inde gösteren de oldu. 70'inde 71'inde gelip 40'ında çıkan da oldu gördüğünüz gibi. Ya maşallah. Yalnız tabii siz çalıştırıcısınız aynı zamanda. Bu iş böyle biraz düşünce gücüyle de oluyor herhalde. Mutlaka. Nefes alıp vermek hocam bilir.
Oksijen mi depoluyorsunuz? Tabii çok. En az %5-%10 size avantaj sağlar. Avantaj sağlar. Çok ciddi. Rekor denemesini burada yapabilecek tabii, miyiz şimdi? Tabii. Şey yapıyorum işte. Şu an rekordayız. Tabii. Şu an 250 evet. kiloda. Şimdi... Rekoru, dünya rekoru 71 yaşında 250 kiloyu 8 kere kaldırdı. Şimdi sizin alkışınız ve desteğiniz çok önemli. Evet. Ve bunu canlı yayında yapacak. En büyük destekçiniz de burada oturuyor. Şimdi değerli dostlar, 15 Haziran'da geçtiğimiz ilk dünya rekorumu 1 saat içinde 117 ton ağırlık kaldırarak yaptım. Maşallah. Yine basının gözü önünde oldukça da kalabalık basın grubu vardı. Şu bundan kalabalık sporcu değildir bak şimdi bir sürü kişi sizi izliyor. Burası farklı, burada heyecanım da var. Ben ya. Şimdi konuşamıyorum, hele ki sizlerden mi karşısında? Estağfurullah olur mu ya? Kendim burada samimiyetle söylüyorum, Napolyon bile imtihandan heyecanlanırmış. Ben de bunu bir imtihan vesilesi olarak düşünüyorum. Ya ve bizim kalbimiz, sizin gönlümüz karşınıza sizinle. Heyecanlanmamak elde değil. Estağfurullah, estağfurullah. Ben hakem kesemem, konuşamam sizin karşınıza. Ama 250 kiloyu... Arkadaşlar, çok basit bir şey söylüyorum. Bir taraftan da başlayalım diyorlar ama, buyurun. Tamam. Basit bir şey, sporun 3 dalı vardır, biraz sonra devam edeceğim. Sosyal yönü, fiziki yönü ve tıbbi sağlık yönü vardır. Bakın 3 yönü, bu 3 yönü hepimiz kafamıza koymamız lazım ve bu 3 yönü absorbe ederek onların tabiri caizse kuralları dahilinde sporcu olmak lazım. Peki 71 yaşında birini 250 kilo dünya rekoru denemesinde görmek isteyen bir sürü kişi var burada. Bitirmek lazım, biraz yamuk bu. Yamuk bu. Doğru. Şimdi oldu. Sizi rahatlatmak için su falan bir şey içer misiniz? Yok. Yok. Peki oksijenlenmeye başladı. Başlayabilir miyiz şimdi? Siz ne zaman istersiniz? Evet, tamam. Sayıya saymaya hazırız. Denemesi. Rekor denemesi yapıyoruz. 71 yaş, 250 kilo. 8 kere kaldırmış. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hadi 9, hadi 9. Bravo. 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 Şimdi gerçekten denemek isteyen özellikle erkek arkadaşlarım varsa lütfen. Nerede? Bizimkilerde var. Kaldırmak da şartım. Denemek için. Abiler de erkekler. Arkadaşlar. Bak seni gösteriyorlar ama. Değerli dostum. Abi dener misin ya? Gel gel, en iri burada sensin, gel. Ha? Abi 250'den sonra tabii ki. Önce sizden bir ricam var. Tabii ki. Benim eminiz olun. Dede diye tanıtmışsınız. Çok alındı. Ben gerçekten benim torunum olduğu andan itibaren 12 sene önce, pardon 14 sene önce bana büyük baba demesi için ona bilezik aldım. Oo. Ne zaman büyük baba derse bilezik alacağım. Dede demesin kızım diye. Tabii. Dede demesin diye. Tamam. Her gün spor salonuna halkımız alışmış. Dayı diyorlar. Ha. Amca diyorlar. Ben abiye diyorlar. Çevirdim hemen sonra. Şimdi tabii, sağ olun, teşekkür ederim. Hepinizden rica ediyorum. Çocuklarınızı ne yapın yapın sporla tanıştırın. Hı. Spor fiziki olarak her türlü zayıf, kilolu onlara çözüm spordur. Artı fiziki gelişim bu ya. Bir de sosyal yönü var. Sosyal yönde ne var? Halkta ilişkiler, arkadaşlarla ilişkiler, ailede uyum, ailede sevgi, saygı. Diğer taraftan sosyal yönünde yalnız eğilimler. Tabii. Kötü alışkanlıklara başlamak.